Bu arada bizler genelkurmay olarak bu kadar askerimizi Mehmetçi sınıra yığmanızdan bir tık endişeliyiz. Deniz Araplar bizi kuvvetleriniz... işgal ettiği vakit o zaman da bu tavrınızı sürdürebilir misiniz? Efendim zaten bu yüzden endişeliyiz. Denizlerimiz için Yavuz yeterli kalacak mıdır acaba? Yani İtalya gibi bir düşün yani bir tane gece 34 tane sapmarı. Sapmarin'deki çıkabileceğini düşünmüyorum bana. İtalya'ya yaptığı muameleyi bana çektiremez. Yani efendim büyük konuşmak istemiyorum ama bilemiyorum, bir garizonumuzu da atmamız gerekiyor gibi Atacağız. Onlara da kıyılarımıza. gelecek paşa. Ekonomik kalkınma yetmedi mi paşam? Yetmedim. Araplar sivil basmayı ne zaman bırakır? Militeri döner. Ben de o zaman bırakırım. Militeri dönerim. Ki şu an öyle bir dertleri yok. Sivil basıyorlar. Yani Efendim 20 bence... fabrikalı bir İran'dan, 20 fabrikalı bir Irak'tan veya ondan da daha orta dengeli 20'şer fabrika bir Yemen'den korkup da Arap'tan önce sivilden militeriye dönersem bu sefer sıkıntı olmaya başlayacak. Efendi fakat Arabistan'ın bir tık fazla sivili var gerçekten. Evet. O yüzden ben sivil bırakmayı, basmayı bırakırsam şu an ne olacak? Ama birleşik bir Arap ordusuna karşı da şeyimiz geçtik kalacak, güçsüz 37 tane kalacak. militeri fabrikamız var. Paşamız ne derse o efendi. Biz genelkurmay olarak sadece endişemizi belirtiyoruz paşam. Bence endişeleriniz biraz yersiz. Ama gerekli atılımları da yapacağız. Ne yapmayalım? Başkomutanım, nasıl yersiz diyorsunuz? Daha geçen de Kuleli askeri sesinde Garibeliler eğitim için teçhizat bulamadı. Silahımız hep Haberiniz var mı vardı. bundan? Silahımız hep vardı. Nasıl vardı? Adamlar maket de yapıyordu. Silahımız var. Ama küreğimiz yoktu. Küreği de birazdan getireceğim. Merak etmeyin orada. Paşam, bizim korkumuz asıl karşının aylık sanayisinden. Eğer ki güçlerini birleştirmiş bir ordu havadan, karadan farklı şekilde bir üretimle gelirse onları durduramayız. Hepsi aynı şeyi üretiyor. Arap deyip geçelim efendim. Ya bu arada Irak'a da collaboration attım. Efendim bence Almanlarla görüşmeliyiz. Çünkü buradaki petroller hem onlar için hem de sizin için bence çok mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum. Veya Balkanlardaki Romanya veya Yunanistan ile birlikte görüşün derim. Tam bunu dediğin anda Irak'tan Almanların petrol almasını engelledim. Biraz kötü denk geldi ya. Efendim komünist tehdidi de bu arada masaya yatırılması gereken bir şey. Evet. Sovyetler bizimle iyi anlaşmıyorlar. Birinden değil, hepsinden göreceğiz gibi duruyor da bakalım. Türk ordusu son bir kez daha görevini layığıyla yapacaktır ama. Biraz motorize araştırmakta fayda görüyorum ama üretebilir miyiz emin değilim. Lastiğimiz yok. Ama yok ya, kurtardı lojistik. Tamam, ordumuzda 1 gram lojistik sıkıntısı. İkmal ve İAŞ'e de sıkıntı yok. Şimdi eğitime sokacağız orduyu. Paşam, bu arada tekrar belirtiyorum. Ülkede askeri alımımız zor. Halk silah yeniden tutmakta zorluk çekiyor. Şu anda sınırlarımızı tutuyoruz ama Sovyetler ve garizonlarımız boş efendim. Yani Sovyetler bize saldırabileceğini pek zannetmiyorum. Bu Avrupa'nın gidişatına göre siz ne görüyorsunuz efendim şu anda durumu? Fransızlarla Almanlar muhtemelen ittifak olabilir. Belki düşman da olabilir ama tartışma konusu olan tek şey sorun. İşin sonucu nereye varacak bilmiyorum. Tek kanaat o yani. Ya şu an biraz ilime ve irfana yatırım yapmamız lazım. Uçak teknolojilerinde iyiyiz. Şimdi uçak da üreteceğiz ve daha da iyi olacağız. Paşam, bu Araplar Avrupa'nın gafletine kapılıp onlardan lisans almasınlar. Karşımıza gevur icadıyla tanklarla gelmesinler. Yok, aralarında tank basan yok. Fevzi Paşam, Büyük Kurtuluş Savaşı'nda TSK olarak büyük fedakarlıklar yaptık. Gereksiz tekrar yapmaya hazırız ve nazırız. Paşam emriyle. Elzem. Ama halkımız gene bu gaflete düşmemeli paşa. Düşmeyecek, merak etmeyin. Yakın zamanda ağır silahlanmamız sonuç verecek. Paşam, bu arada ekonomimizi zorlamaya başladı bu ajanlık işleri. Evet. Ama sadece bir şehrine girdiğin vakit düşünce yüzündeki o ümitsizliği görmek sence de çok güzel bir duygu değil mi? Doğru diyorsunuz paşam. Bazen aklım vermiyor yaptıklarınızı. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Efendim, bu hain Araplarla yıllardır savaştayım. Evet. Savaş bir neticeye varamadı. Farkındayım. Biz bu savunma savaşında canımızı ortaya koyduk. Anlıyorum. Bize bir yardım yok mudur? Yakın dönemde yok. Tamam, teşekkür ederim. Paşam, bir saniye. Şu anda askeri alanımız az. Tüfek boş durur. Mısırlılar savaş halindeyse Araplarla destekleyebiliriz. Popülasyonumuz artıyor, sorun yok. Efendim, Mısır, yani biz size şöyle bir bilgi verelim. Bundan sonraki hedefleri sizsiniz. Biz biraz onlara Yani kalın geliriz. siz kalın gelmezsiniz efendim yani. Yemen'in ve dört tane büyük devlet, adamlar dedi ki dört devlet tek millet dediler efendim. Yani sanmıyorum. İyi Sanmıyorum. efendim, siz misiniz?
Hatta yani sen bunu dediğin için ben askeri yatırımlara başladım. Sırf sen bunu dediğin için. Evet, ben daha başlamadıysanız ülkeyi bırakın. İsmet İnönü yönetsin. Paşa'nın karşısında doğru tutun. Siz neyden bahsediyorsunuz acaba? Daha başlamadıysanız efendim bırakın İsmet İnönü yönetsin. O en azından tepkili bir adam. Ben Salih Bozak olarak bu duruma karşı çıkmak zorundayım. Lütfen kelimelerini takın. Lütfen. Takındım efendim. Takındım ama Araplar takılmıyor. Araplar bize son güce saldırıyor. Araplarla olan savaşın beni ne alakadar eder bir adam? Efendim bu coğrafyada siz de varsınız. Efendim evet. Sen Arap ordusuyla Türk ordusunu bir mi tutarsın? Mısır'ın yani gafletiyle bizim gafletimiz bir mi? Bak benim efendim, hiçbir şey yapmamış halim. Yarın işgal edilirseniz ben de size bu zaferi hatırlatırım. Benim hiçbir şey yapmamış halimde ne kadar ordum var biliyor musun? 1 ne milyon adamım efendim? Var silahlı yerde. Yani efendim ne yapalım? Bizim de şu an 500 bin silahlı askerimiz var. Biz sayı söyleyince şey olmuyor. Sayılar savaşmıyor sonuçta. Ordular savaşıyor. Onu diyorum. Efendim, yani bizim ekonomik... Benim hatırladığım efendim en son siz Dünya Savaşı'nda yenildiniz. Ama sen dost kazanmaya gelmemişsin belli ki. Efendim ama siz de dost değilsiniz ki. Yani yanınızdaki Yunanlar bile bize yapılan bu zulme dur dedi. Siz demediniz. O Yunanların diplomasisi, bizim diplomasimiz bunu gerektiriyor. Efendim Irak yani Suudi Arabistan diyor ki Irak'a Suriye Arapları senin halkındır diyor. Siz buna bir şey demiyor musunuz? Alabiliyorsa alsın aslanım. Ben o zaman o şekilde şey yaparım artık iletirim arkadaşlara. Efendim zamanında İtalyanlar da İzmir için öyle demişti. Paşam cevabını Mussolini'ye verdi. Şu an Mussolini piyasada göremezsiniz. Sildik adamı anlıyor musun? Tamam efendim o zaman dediğiniz gibi olsun. Teşekkür ederim. Ya dediğim gibi ileride misak-ı milli topraklarımız için zaten şeye savaş açacağız. Eğer ki vermezse demant atacağız. Sizin efendim aşkın açalı. Evet, sizin ne olur. Olsun istiyorsun? Efendim savaşmanızı isterim ben şahsen. Şahsen ben de isterim. Bizim yani yolumuz bakın efendim, pek öyle değil. Şahsi olarak yanlış anlamayın. Lütfen yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. 3-5 Arap'tan korkuyor musunuz? 1000 gün sürüyor ulan. 3-5 tane Arap'tan korkuyor musunuz? 1000 gün sürüyor. 1000 gün. Ona göre şey yapalım efendim. 1000 gün sürüyor. Efendim sayın Mısırlılar bir gaflete düşmüş. Kendileri rahatlıkla İngilizler tarafından bağımsızlığını almış. Biz bağımsızlığım için savaş verdik efendim. Onun yaralarını sarmak sizin kadar basit olmadı kusura bakmayın. Aynen. Biz ülkeye aldığımızda hiçbir şey yoktu. Hala hiçbir şey yok. Bu bizim başarımız. Bizim de yoktu efendim. Bizim de yoktu. Bizim de hala yok. Bizde hala yok. Ne aynen yaptım? Efendim. İngilizlerin açtığı Süveyş kanalına da öyle diyor musunuz peki? Süveyş para vermiyor. Aleksandriye limanlarına da mı öyle diyorsunuz? Siz mi yapmıştınız efendim onları? Evet. Aleksandriye bizzat Yunan dostum yaptı. Ya vay efendim ya. Siz tabii efendim. Hala oraya kayıklar geliyor değil mi? Aynen. Sizden tiksiniyorum. Beni yıllarda sömürdünüz. Çok güzel. Sizleri sömürmedik. Ama biz sömürmedik maalesef. Keşke sömürseydik. Keşke. Bence sömürdünüz. Bana öyle geldi. İşte İngilizleşmiş bir Arap'tan ne bekliyoruz ki efendim? Ben Araplaşmış bir İngiliz'im. Bu nasıl oluyor lan? Ben de bilmiyorum. ya şaşırdınız tabii bir anda. Efendim devletçiliğe dikkatimizi unutmayalım bu arada paşam. Ben gidiyorum paşam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok geç sivildi şeyden. Miltere döndük ama iyi döndük. Bakalım. Paşam 5 dakika önce size ne diyorduk? 5 dakika önce militeri dönelim dedik. İngilizden daha fazla sivilim var. Bence bu önemli bir detay. Vallahi onları Araplar konarsa pek bir detayı kalmayacak. Üzerimizde 3 tane büyük garanti var. Ve ayrıca çok hızlı militerle bir şey bileceğimizi düşünüyorum. Efendim o büyük güçler buraya gelmez ama. İşlerini yani güçlerini gelsin bırakıp. Gelsin ya da gelmesin. Biz onlar gelene kadar zaman alıyoruz. Şu an o zamanı da aldık yani. Biz şu an iyi durumdayız. Neredeyse şey yapacağız yani toparladık. Neredeyse avantaj bile ele geçireceğiz. Çok hızlı basacağız. Çok hızlı. İkinci collaboration da yedi Arap, Irak. Acaba İngilizlerle mi konuşsak? Afrika'dan bazı bölgeler mi satın alsak efendim? Madem bu kadar sivilimiz var. Halk silah davranmak istemez. Araplar geldiğinde tümenlerimizi beslememiz gerekir. Benim halkım bana yeter. Efendim katılıyorum sizlere ama Türkler zaten Türk gençlerimiz yeterince bedel ödemedi mi bu halk? Başkalarına bedel ödeterekten zafere ulaşılmaz değil mi? Ya haklısınız efendim ama zor zamanlar da zor kararlar gerektirir. Bu konuda size katılmıyorum. Bence Afrika'dan bazı topraklar almalıyız. Paralı askerler bence işimizi kolaylaştırır. Hayır. Terzi çakmak beyinde dediği gibi. Türk ordusu gayet de başarılı olur. Ve başarılı olmasının önünde de bir engel yoktur. Tamam? Peki efendim siz nasıl dilerseniz. Başkomutanım. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda 9167 tane subayımız şehit oldu. Ve siz hala burada yeter diyorsunuz. Ülkemizde subay yok subay. Mülteci mi alalım ülkeye onu mu istiyorsun? Ben mülteci değil efendim.
Paralı asker. Paralı asker. Hayır. Paralı askeri, asker. Evet, askeri evet. Onlara sahip çıkacaktır efendi. Rahat olabilirsiniz. Türk ordusu. Derdinizi anlıyoruz. Türk ordusu kendi kendine yetebilir. Hay merak Allah. Etmeyin. Bu arada sınırları açmadınız mı paşam siz? Hani göçmen diyorsunuz da Araplar akın akın geliyor sınırdan. Hayır. Biz herkes evet. Herkes olduğu yerde otursun diye yasa çıkardık. Senin haberin yok galiba. Yok efendim, sınırları açtınız. Şöyle bir bakalım sınır politikamıza isterseniz tekrardan. Open borders yazıyordu en son. Nerede yazıyoruz? Tamam efendim, değiştirmişiz. Nerede? Hiçbir zaman geçmedik ki biz ona. Ne anlatıyorsun sen? Anladım efendim, peki. Mareşal Fevzi Paşa. Buyurun efendim. 9. kolordunun başına Ömer Fahrettin Paşa'yı getirmeyi ne dersiniz? Kendisi çöl kaplanı ve Arapları hattıya bildirmeye hazır ve nazırdır. Fahrettin Paşa emekli ayrıldı. Büyük bir generaldir ama artık onu maalesef ki istesek çağıracağız. Çağırır mıyız paşam? Çağıracağız. Diyorsunuz. Paşam rakı vereyim. Artık rakı içirtmiyorum. Ben Deniz Salih Bozuk olarak yasakladım rakıyı. Artık kullanmıyorum. En doğrusu paşam. Haram zaten. Evet. Fahri Paşa'yı çağıralım. Bir de paşam, acaba Balkan Paktı'nı mı kursak? Oradan gelecek savunma bonuslarını mı kullansak? Kuracağız. Yani ne kadar şeyimiz de olsa Balkan Paktı'nı kurup Bulgaristan, Romanya ve Yunanistanlıların subaylarıyla kendi subay sınıfımızı mı düzeltsek? Önce bir hava okulunu açmam lazım. Hala gitmedim eşek gibi. Ona gideceğim bir saniye. Ordumuzun organizasyon durumu da kötü. Halledeceğiz. İngilizler gelsin, İngilizlerle konuşalım ama hakikaten manpower sorunu... dur, military advisor'a geçmeyi unuttuk ya. Sist gelsin. İsmet İnönü'yü biraz dinlendirelim. Fevzi Paşa'yı mı? Efendim, aslında faşizm düşüncesinde olan bir beyefendi var ama... Efendim, nasılsınız? İyi değilim, iyi olalım, buyurun. Efendim, biz Büyük Karpaçya'nın büyüğü olduk. Ne güzel. Şu faction olayı ne zaman olacak ya? Şimdi gidiyorum. Tamam, bekle o zaman burada. Sorun olmaz değil mi? Ne bekleyebilirsin? Yunanlar gelecek mi? Bilmem. Hiç sormadım mallara. Polonya'ya da uğraştım. Dostunuz kim? Ticaretimizi ondan yapalım. Alman. O zaman Almanlara söyler misiniz? Bize bir 9 fabrikanın ne kadarını uygun görürse o kadarını geri dönsün. Söyleyeyim hemen. Sicilya'nın oğlu Araplar çıktı oraya ya. Hayır, Dona Rey'le verip nasıl geri atamıyor da çok ilginç bir hadise. Buyurun, bizleri çağırmışsınız. Ya ben sizden böyle lastik toprağı falan satıyor musunuz diye bir uğrayayım dedim yanınıza. Bu anlık satabileceğimiz bir lastik toprağı yok. Peki böyle Afrika'da çelik toprağı falan var mı? Afrika'da çelik toprağı falan var mı? Dur bakalım hemen. Ya da böyle herhangi bir çelik toprağı, alüminyum toprağı falan da olur ama. Bu İngilizler hazır gelmişken dediğim fikri bir daha mı masaya yatırsanız paşam? Yani evet, bize belki bir toprak alabiliriz Afrika'dan sizden satıyorsanız. Manpower için. Ya efendim, bizim şahsen şu an ne sivil fabrikaya ihtiyacımız var ne de verebilecek toprağımız var. Hani sizleri severiz ama ne yazık ki verebilmek pek mümkün değil gibi şu an. Peki. Sayın İngiltere, Almanlar bizlere yanaşmakta. Kendimizi ortada bir yerde yolda bulmaya çalışıyoruz. Fakat sizlerden efendim, hiçbir yardım alamamaktayız. Efendim, size şöyle bir bilgi vereyim hemen. Şu an Almanlar istediği kadar ele alsın yanına, bizi hiçbir şekilde üstünlük sağlayamayacaklar zaten. Ama ben sizinle olmak isterim. Yani sizin yanınızda olmak isterim. Ki siz de bizim istersiniz diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Şarkı bence yanılmıyorum. Ben askeri taraftayım efendim. Bizler sadece sizlerin naçizane... Lastik toprağı mesela... verirseniz sizinle dost olurum. Efendim, lastik toprağı yok. Verebileceğimiz lastik efendim, toprağı. Tanganyika bence bize uygundur. Şöyle göstereyim. Lastik toprağı nasıl yok? Avustralya sizin çocuk değil mi? Ya da İrlanda sizin çocuk değil mi? Çocuk da oralar anneksenmedi tamam, ya da. Slovesi. Oralar paylaşıldı komple. Ne, Slovesi'yi satın almak için diyorum ben zaten. Yok efendim, işte orayı biz Fransızlarla paylaştık. Bütün anlaşmalar yapıldı zaten. Çok biraz geç kaldınız. Ben de diyorum ki esneme payınız yok mu? Bize oradan bir toprak çıkmaz mı? Lastik. Yani olabildiğince çalışırız ama pek mümkün değil gibi duruyor. Sayın Chamberlain. Mümkün olursa ben yanınıza gelirim. Alın buyurun. Efendim ya, şöyle. Arapların yanına Japonlar katıldı. Ne saçma iş. Efendim, paylaşımda şu şekilde. Ben sadece Sulawesi toprağını istemiştim. Eğer ki lastiğim yeterse Sulawesi'yi size bağlayabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi, belirttiğim gibi, lastiğimiz yeterse. Anladım. Ben de şahsen bağlamak isterim açıkçası. Yani güzel bir müttefiklik kurmak isterim. Japonlarla yani gibi, muhtemelen düşman Türklerle... olacağız. O yüzden sizinle... Ya Japonlar birazdan yok olacak tarih sayfasından da. Siz canınızı hiç sıkmayın. Biz birazdan kendileriyle ufak bir münakaşaya gireceğiz. Peki sayın İngilizler, bu Tanganyika toprağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yalnız orayı bağlarsam... Yok, bağlayabilirim evet. Bağlayabilirsiniz efendim. Bir sorun teşkil etmemek. Efendim, bana bir nanegration atarsanız ben burayı size ücretsiz bağlayacağım. Siz hadi atın bana nanegration'ı, biz bir paylaşım yapalım. Ben direkt ücretsiz bağlayayım size. Toprağa paraya ihtiyacımız yok. Evet, teşekkür sayın Bazım, toprak bölüşeceğiz. Evet, ne neredeyiz biz? Londra'ya gelsiniz. Sayın Atatürk, bu ne oldu bu şey birliği, Arap birliği? Japonlar girdi, biz korkuyoruz. Bunun muhtemelen ya hedef sensin ya benim.
Abi ben sağlamım. Ben bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ben de sağlam. Nasılsınız Paşacığım? Beni dağılmışsınız peşine güreni de. Evet. Balkan paktını Romanya'yı da davet edeceğim. Ama Karpaçay'ı. Yani o çıkabilir belki. Çünkü kendisi bayağı majör bir güç. Bilmiyorum. Benim yardım lazım. Ne oldu? Az önce atar gider yapıyordun. Efendim adamlar uzak Asya'dan adam çağırıyorlar savaşta. Siz de Amerika'yı çağırın. Siz de Amerika efendim, olsun. Efendim gelmiyorlar ki korkuyorlar. Efendim bana deli Türk lazım. Deli Türk. Allah Allah. Misak'ı milimizi yakında demat edeceğiz, merak etme. İsmet yok maalesef. Ne kadar yakın efendim, onu da söylerseniz. Ha, orduyu kurduk işte ya. Hava şimdi paşam şey soracağım. Misak-ı Milli'ye bizim Trakya dahil değildir değil mi? Yani dostunuz olduğunuz için yok. Ya zaten biz sizin ülke şey verelim. Çift taraflı pasaport. Karpaççı'yı alalım isterseniz. Evet Karpaççı ittifaka yolla isteğini. Yolla çünkü fabrika diyeceğim. Yolladım efendim. Önce bir hepimize bir kor defans verelim diyorum ben. Savaş kapıda efendim çünkü. Bir dakika şu orduyu mu reform etsek ya? Efendim aranızda yer var mı ya? Hayır. Ya. Sen majör bir gülsün. Girsen de atılırsın. Ayıp oluyor. Ben de majörüm yalnız. Evet. Efendim bir de aklıma geldi. İsterseniz siz uçak basmayın. Ben basıyorum sizin yerinize. Biz de gayet iyi basabiliriz. Paşam ben Amerikanlarla bir anlaşmaya gideyim mi? Çünkü bu boğaza dayanmaya başladı. Kim? Trade. Evet. Ama çok iyi bir anlaşma yap. Tamamdır paşam. Gideyim olmazsa buraya çağırırım kendilerini. Tamam. Çok ciddi alacağız bu arada ona göre. Efendim keşke benim de böyle bir komutanlarım olsaymış ya. Vallahi halk aç ama böyle komutanları hiç görmedim hayatım boyunca. Gelecekler muhtemelen. Birazdan yakında gelirler. Efendim garnizon olarak koyuyorum etrafınızı o zaman. Evet bizim birazcık manpower sorunumuz var, o toparlansın. Amerikalılarla konuştum, kendileri şöyle demirden aldıklarına bakarsanız zaten bizim trade'den daha fazla alıyorlarmış. Aynen. Ya sonrasında da anlaşmayı gene ben büyüteyim dedim, chromium alacaklar bizden. 20 fabrika falan alıyoruz dışarıdan, sadece Amerika'dan. O zaman Amerika'ya bir 6 fabrika daha dönelim. Başkumandan, kara ve hava kuvvetlerini yaptığın reformdan sonra bence deniz kuvvetlerini reform yapmaya gerekiyor. Yapacağız. Deniz kuvvetlerinde size yardımcı olabilirim. Bizim production'ımız pek iyi değilmiş paşam. Niye oturuyor ya? Efendim 15 fabrika trene veriyoruz. Tamam toparlayacağız, o hiç yoktu. Açımız vardı. Tamam, uçağımızın içi de pek iyi değil. Bunun ben bir içine tekrar bakayım çünkü... Convert edeceğiz, bir şey yok. Tamamdır paşam, sinirlenmeyin. Paşam sana gitti, öyle bir şey kalmadı. İkinci olarak şey diyecektim ben size. Herhangi bir alüminyum açığınızda 1'e 2'ye dönerim. 2'ye 1. Amerikalılarla anlaştık şimdi ya. Ama... Anladım. Yani sendeki alüminyum zannetmiyorum ki bana yetsin. Çok ciddi bir açık. Daha fazla çıkaracağım. Çıkarırsan senle de yaparız, sorun değil. Güzel. Yani kepimiz oturursa zannetmiyorum ki bizim önümüze engel olsunlar. Piyade tümenlerinin içine bir de anteyil atacağım. Bunların uçağı da artık tehdit değil bize. Bakalım hemen. Trendeki fabrikayı kıstım. Ha evet, onu kısacaktım. İyi hatırlattın. Yunan'dan alalım geri kalan alüminyumu. Yetmiyor. Konvoyumuz yetmiyor. Fena bir üretimimiz yok. Sadece uçağın içinin değişmesi lazım. Efendim siz fighter basıyorsunuz mu? Ona göre bana sadece kas basıyorum. Evet fighter basıyorum. İkisini de. Okay. Yani 20 kes basıyorum, 50 fighter basıyorum. Efendim isterseniz kes basmayın. Ben zaten 50 fabrika kas veriyorum. Tamam sen de birazcık da fighter ver yani. Hiç gerek yok. Uçak hava alamadıktan sonra kesin bir anlamı yok. Yıkıldı koca Çınar. O kadar da sevmiştim Emanuel papacığımı. Sonra papa geldi. Keşke onu da saldırmış. Çok kötü sıkıştı. Fransız gelseydi sadece tutardı. Bir de Araplara Sicilya'yı kaybettim. Bu Almanlar Romenlerin üzerine yürümesin. Dost olduklarını söylediler sanmıyorum. Ben bir gideyim konuşayım o zaman ya. Yani Roman ya sen Sovyet'e bela edeceksin ya da Alman'a bela edeceksin. Ya Sovyet kendisiyle konuştum zaten, ben sadece ona sormuştum. Bir tane toprak istemiştim, kendisi Polonya'nın yarısını verdi. Valla ben Yunan'a buff verdim de sana da buff veremedim galiba. Yunan'ın buff'u var. Benim aldığım buff'ları Yunan alıyor şu an Balkan defansında. Halde edip adı var alabiliriz belki. Devzi paşam. Buyurun. İzninizle istifamı sunuyorum. Hayrola. Bizim zamanımız bitti. Yerime başka bir er gelecek subay. İstifanı emeklilik olarak kabul ediyorum o zaman ben. Tabii ki. Tamamdır paşa. Hadi sen biraz dinle. Şimdi şöyle bir sıkıntımız oldu. Kepimiz bir türlü oturmadı. O kepi hemen bir oturtmaya gidelim. Productivity'yi salmayasın sakın. Bizim buff'ımız. Yok ben dedim tam da işte productivity'ye gidelim diye. Zaten eksi kalsın bu ses. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Paşam Kemalist şeyler neden size karşı? Ne? Ha ofisirler. Kemalist mi? Subaylar. Öyle ufak tefek bir sorun olmuş evet. Neden öyle oldu? Ufak tefek bir yanlış anlaşılma. Pek ufak tefek durmuyor. Ufak tefek sorun yok. Kemalistler neden Mustafa Kemal'e karşı? Ben onu algılayamıyorum şu an. Ufak bir yanlış anlaşılma, sorun yok. Sevgili Gazi, yıllar önce bize bir ufak ultimatomumsu bir şey atmıştınız. Biz de iadeyi ultimatom yapalım dedik. Bizden
Misak milli toprağını istiyoruz. Reddediyoruz. Haydi savaşalım. Savaşalım buyurun. Paşam, bu Araplar kendilerini galiba çok üstün zannediyorlar. Diplomasi bilmez olmuşlar. Çok ciddi collaboration var üzerinde, hiç dayanamayacak. Paşam, Amerika oyunları gene bozdu ya. Amerika yüzünden mi? Ben bana bir top yollar mısınız 3K? Bu dilenci, buna aldanmayın. Bu herkesten istiyor. Bir Orkalı Doğu'da ilginç şeyler oluyor. Bir hadiseleri sizden dinlemek isterim. Valla beni tehdit ettiler, sonra birbirlerine girdiler, anlamadım. He? Evet, öyle oldu. Beni tehdit eder, sonra birbirlerine girdiler. Arap kanı çekiyor işte. Yapmaları gereken şeyleri yapıyorlar. Peki siz Orta Doğu'nun yeni hükümdarı sayılırsınız benim gözümde. Topraklarımızı artık almak istiyoruz, Irak toprağını. İşte yeni hükümdar siz sayılabilirsiniz. Efendim, pek sizde işlemiyor işte hükümdarlık falan da. Kanada bize petrol yani lazım. Açız biz. Efendim, Karapaş olarak ben... Peki, sen girme, hayır. Okay. Yok, sen yoksun. Oğlum tek yediği bu. Yer zaten paşam. Oğlum bunun bir de kötü olanı collaboration, bu direkt tek yiyecek. Yüzde çok kötü. Aşağıdaki Kanada'ya bir baksanıza. Bence yiyebilir. Yok, Trabzon. Hindistan. Yani tamam, paşam, ben de şaşırırım toptan sıcağı. Ben bir manevraya giriştim. Şurayı vurmanız lazım ama. Fevzi paşam, İran cephesine dikkat ediniz lütfen. Ordu var orada. Paşam, buradaki baskıyı devam ettirmeniz gerekiyor bir şekilde. Ediyoruz. Zaten yardık. Merak etme. Süleymaniye'deyiz. Yo, Bağdat'a gireceğim direkt. Tamam, force attack da verdim. Rahat ol ordu. Hatta bir doktrin de gidelim ya. Mobile Warfare'ye döneriz değil mi? Döneriz ya. Bağdat'a girdik paşam. Şurada da büyük bir... Direkt tekini yedi valla. Düştü mü? Düştü sayılır. Başkent nereye taşındı? Aha, da pakıtı yedi. Kerbela'ya girdik. Pakıt attım. Paşam, vuralım, çıkamazsın. Çıkamaz, Araplar... o öldü. Kapitül olacak. Şöyle görmüşsün. Bir tile daha girersen kapitül olacak. Tamam, Najaf'a gidiyorum. Najaf'a düşer herhalde. Gölcük tersanelerini de açalım ya. Girdim. Yetmiyorsa Basra'ya giriyorum. Daha nereye girelim? Hiçbir işe yaramadı bu. Ah. Oğlum! Aa, Irak mı majordu? Irak majormuş paşam. Biz burada Musul'dan fazlasın paşam. E tabi canım. Bence İran hakkımız efendim. Efendim, Tibriz'in altındaki garip bir isim var. Orası da sizindir bence. Paşam, Fars'ta Kuzeyistan petrolleri bizlere kalır mı? Ne diyorsunuz? Görecek. Ben Sicilya ile Sardinya falan alıyorum. Ben Irak'ı aldım, düşürdüğüm yeri aldım. Bir de İran'dan da bayağı toprak aldım. Bakalım ne diyecekler. Kuzeyistan, Fars ve... Gidip alırsak iyidir paşam. Efendi, Irak'a girdiniz, Irak sizin, onun haricinden çekil. İran'ın da yarısını isterim. Yok, hayır, İran'a girmediniz, İran'a şey İran'a yapacağız. Da girdim bu arada. Efendim, sizden daha çok girdim bu arada, haberin olsun. Tehran Türkler mi işgal etti de Türkler oradan bir şey ister? Kuzeyistan'a girdim, alt bölgelerine girdim, Tebriz'de de ilerledim. Ya ben diyorum ki İngilizlerin o kadar toprağı ihtiyacı yok, ortadan ikiye bölelim. Var efendim. Ya ortadan ikiye bölelim, anlaşalım işte. Biz İran'ı fark ettiyseniz kendimize almıyoruz zaten. Bizim Hindistan'ı. Tamam, ben İran. De onu diyorum. Benim efendim, girdiğim bölgeler yani, zaten farklı. Önemli bölgeler. Yani yüksek çoğunluğuna bizim girdiğimiz varsaysak ben size diyorum tamam ki Irak'ta. Tamam o zaman, ben Kuzeyistan'ı tamam, ve Tebriz'e kadar line'ını istiyorum. Gilan Türk bölgelerini istiyorum ben. Tamam? Tamam, bize uyar. Bir dakika. O zaman bir şey yapalım, bir dakika. Topraklarımı verin lan. Lan Arap topraklarımı yok verin. Yok. Senin çıkma vaktin geldi aramızda. Ne lan? Lan oğlum, beni adam kovdu lan. Lan oğlum, toprağımı ver, ben girdim oraya, şerefsiz. Ver topraklarımı o zaman. Bana dan çektirdim. Pek bir şey yok. Kapitüle edene bakacaksın. Tamam, dan çektir. Ne alakası var? Puan bendeydi. Dan çektir. Kapitüle edene bakacaksan o zaman Türk de Yunan'a bakacak. Ve Yunan kapitüle etmedi. Arkadaşlar, ben. Neyse, biz müsaadenizi isteyelim. Beni yalnız bırakın ya. Almanları çağırıp Rus seferini konuşalım. Türk bölgelerini ve Turan hakkında. Hocam, bu İngilizler Cihan Harbi'nden sonra galiba akıllanmamışlar. Tekrardan gelmesi peşindeler buralara. Amerika'ya gider misin? Trade deal yolladık. Kabul etsin. Tamam. Kuzeyistan'a verme. Evet, Kuzeyistan'a git. Alır mısın? Kuzeyistan'ı alır mısın? Bu ne böyle? Ben girdim oraya. Ordu bile daha yeni geldi. Kaskımı verir misin? Allah Allah. Efendim, geldim. Bu arada Commonwealth ile konuşurken, baya ben oradayken, bize karşı bir nefret var. Raj bağırıyordu. Türk toprakları, Türk toprakları diye. Geleceği varsa Yorji'ye de var. Ben bir şey diyeceğim. Papa yaşıyor. Papa hayatta bir yerde. Efendim, nasılsınız? Yaşamaya çalışıyoruz de, sen nasılsın? Biz de iyiyiz efendim. Ya efendim, bizde 44 submarine var. İster misiniz? Tercih etmiyorum. Güzeldir ama ya. Raidlemesi güzel oluyor. Akdeniz'de bunun bana faydasının olacağını düşünmüyorum. Peki o zaman efendim, iyi günler. Geldi efendim. Heh,
Ya mevcut. Bizlere yani bir Noir Sovyet mi? Bunu ben bile yerim lan. Neyse şey. Ya şey bize bir Turan. Ne? Turan. Ama siz Turan için olan birinci şeyi yapmadınız. Ne gibi? Türkmenistan cephesi. Niye yok? Olmasın. Niye sizde değil? Kafkas'tan ama ben yardıktan sonra olabilir. Kafkas'tan ben yardıktan sonra ne nasıl bir engelle karşılaşabilirim? Ya size açıkçası 35 evi çekeceğiyle ilgili bir şeyler söylüyordu. Hava kuvvetleri olmadan 35 evinin değeri nedir? Buralar daha efendi. Louis sen buraları kalabalığını siz söyleyeceksiniz. Yani 50 tane general olan ben değilim burada. Ben cephemde Rusya'yı perişan ederim. Öldürürüm. Peki siz ana cephede Rusya'yı aynısını yapabilir misiniz? Siz yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Bence yapabilirsiniz. Bakıp göreceğiz bence. Ya ben diyorum ki hani ortak bir sefer. Zaten bizde devasa oranında petrol rezervi de var. Petrolsüz de kalmazsınız. Ne diyorsun lan? Steiner. Steiner bu atağı doğru buldu. Atak yapmamız lazım. O zaman yapmıyoruz. Özellikle... Ne? Ters köşe. Güvenmiyorum ben buna. Allah Allah. Ya şey benim yani. Adım Steiner. Benim adım güvenmek demektir. Benim olduğum yerde güven vardır. Yani Allah Allah. Ben o kadar söyleyeyim. Vakit geldi bence. Hadi hazırlanalım o zaman. Hazırlanıyormuşuz. Ben bundan niye haberim yok? Efendim kime başım gidiyoruz? Kime gidiyoruz? Kime? Var bekle. Paşam bir sorum olacak. O ne lan? Ne yaptın lan sen? Mısır? Zoreyiz. Topraklarımı aldı vermiyordum. Sen çok deli bir arkadaşsın biliyorsun değil mi? Paşam bir izninizle fikrimi beyan etmek isterim. Hı. The Sun Language teoremi gitsek %2 recordable population alabiliriz oradan. Onu stability advisor'la geliyor. Misak-ı Milli de çözeceğim zaten merak etme. Efendim ben Vargol atayım mı? Hayır. Önce Almanlar girecek sonra biz. Başkanım şu petrol kaynaklarına altyapı basıyorum izninizle. Yani size tank lazım mı bu arada? Valla kendi tankımız birazcık az. Daha oturtamadık. Heavy med? Med. Tam olarak ne kadar lazım? Ne kadar atarsın? Yani öncelikle tradeback'e biz aslında yanaşmak istiyoruz. Amerika'dan 3000 sizden alıyoruz ama. Efendim Türkiye sana fabrika döneyim bari ya. Benim ölümüm senden olsun. Beni yediler gibi ama. Yok ya hainlik etler haddini bildirdim. En azından onurunla gideceksin. Ben kimseye raconsuzluk etmem. Racon bunu gerektiriyordu. Gerekeni yaptım. Gereken yapıldı mı paşa? Aynen öyle. Racon gereken buydu. Raconumuzu uyguladık. Paşam bana... bu arada savaşa girdiğimiz zaman bence bir İngiliz cephesini de dolu tutalım. Bana boşa mı Ali Cappar dediler. Dayanabilirsen dayanırım. Dayanamazsın. Rus'a collaboration attınız mı? Atmadılar bence. Sessizlik onu gösterdi. Hiç güven vermedi biliyor musun? Bir şey olmaz. Delikanlı adamın ona ihtiyacı olmaz. Bunu diyen de şu an az sonra düşecek. Paşam o bir fabrika dönüyorum da size. 3-5 bir şey dönebilir misiniz? Alüminyumun bir kısmını senden alıyoruz zaten. Paşam bu arada Musul'dan bir şey çıkaracağım birazdan. Çüreğe soktum paşam. Gerek yoktu. 180 gün boyunca 15 sivilimizi harcamaya gerek yok. Ya maymun ya. Ordusu varmış. Bir saattir savaşta getirmedi şerefsiz. Kim? İngiltere köpeği. Ha tamam. Beni diyorsun sanırım. Az önce dostum, arkadaşım diyorsun şimdi. Lan ordusu var getirmemiş ya. Ordusu var getirmemiş. Bir de ordusu nerede biliyor musun? Adamların arkasında. Yani gelseydi adamlar paket yiyecekti. Sen niye ortada oynuyorsun? Köpeği geçen Polonyalılar diyebilir miyiz? Vallahi öyle. Değil mi? Hani Kırım ordusu. Belki. Japon niye lan bunlar aslanım? Petrolü de %100 bağladım. Zannetmiyorum ki Japon'un kurtarıcısı sen olasın. Vallahi petrolü verdim. Ya kurtarıcısı ben olmasam da yardımcısı olmak isterim. Orospu. Ne diyorsun? Alo lo li li. Ne diyorsun? Lo li 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 li. Çıkartmayı yiyince bir ayarları şaştı. Çıkartma attık. Teresizlik çıkartma attık. Hem de iyi atmışlar yazık. Garibana çıkartmazlar abi ya. Ben gariban değilsin dilenci. Arada fark var haberin olsun. Biraz gocunmuş olabilir misin? Hainlere bak ya. Bu da çıkartmaya adamları atmadılar ya. İnanılmaz. Ben Japon'a ittifaya gireyim bari. Ona maymunu yaptırdım. Lazım asker lazım. Ne diyorsun komutanın asker lazım. Asker yoksa asker bulunur. Sen Bağdat'ı ben mi korladım ya? Bağdat'ı sen korladın. Tamam. Şu an hiçbir yeri korlama. Buraları tamam çok nereye korlayacaksın? Hayır kor gelecek. Kuzeyistan'ı korlayayım mı burayı? Evet orayı korlayalım. Olur. Ama diğer yerleri korlamayalım. Yok diğer Kuveyt'iymiş ya. Kuveyt'e bayağı fabrika varmış. Kuveyt öyle bir yer. Ya efendim bu Balkan şeyleri ne işe yarıyor ya? Bana gelmedi hala. Sana gelmeyecek galiba o ya. Yunan'a gitti o. Ya şu Yunan'ı bir göndersek aradan bana gelsin. Başkan manpower düşüyorsunuz ama. Ama öyle olmuyor. De asker ihtiyacı var. Aa Amerika Vietnam savaşı çıktı. Amerika Vietnam.
Vallahi Japon'un pek hiç şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Donanması nasıl? Durduruyor. Ufak bir şey soracağım. Türkiye'nin niye Afrika'da kolonisi var? Gidelim dedik. Gitmedi demesinler. Defense Consul demant atıyordu size en son. Hala devam ediyor onu. Yani, bir yıl sonra gelecek inşallah. İki yıla gelir herhalde, evet. İyi bir uçağımız var da şeye Kepeni'ye gitmedik oğlum. Biz uçağı geliştirecektik ya. Her şey gidip Kepeni'ye gittik. Esselamun Aleyküm. Görüşmek üzere. Beni işgal ettiler ama işgal edemeyecekler. Ben Çin'e taşındım. Çin'e kaçtım. Bunlara o tadı vermeyeceğim. Evet. Beni tadını vermeyeceğim. Sen galiba Japon geliyor sana da. Ama Japon işe yarayacak. Çok büyük adam, çok büyük adam. Bu adamlara o zevki vermedim. Araplar şanlı direnişine devam etti. Ben burayı örgütleyeceğim. Gerçekten örgütleyebilir misin peki? Örgütleyemem gibi gözüküyor. En azından dürüst bir adam. Efendim, Mısır valisi Hakan'ı ve sefiri Ali Cabbar olarak Mısır'daki bütün topraklarımın hakkını size veriyorum. Lütfen o topraklara sahip çıkın. Bu hain, alçak İngilizlere vermeyin. Evet. Onu yapamıyoruz maalesef ya. Lütfen söz verin. Sayın Kemal, söz verin bana. Belki bir gün ama o gün bugün değil.